Merhaba korku severler. Ben Vesvese. En güzel korku hikayeleri için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seslendirmemi istediğiniz hikayeleri açıklama kısmındaki iletişim adreslerinden ulaştırabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Korkulu dinlemeler. Vesvese mobil uygulamasını hala indirmediyseniz açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Size bir arkadaşım aracılığıyla ulaşıyorum. Şahit olduğum sır dolu olayı dinleyicileriniz ile paylaşmak istedim. Ben emniyet müdürlüğünün cinayet şubesinde dedektif olarak görev yapan bir polis memuruyum. Geçen ay 155 polis imdat hattına yapılan bir ihbar üzerine yanarak 9 yaşındaki bir çocuğun ölümünü incelemek için olay yerine intikal ettik. İtfaiye yangını söndürmüştü ve evde 9 yaşındaki Yasin dışında başka kimse olmadığı ortaya çıkmıştı. Çocuğun uyuduğu söylenen odaya girdiğimizde çocuğun yatağında öylece yattığını ve yangın sırasında yerinden hiç kalkmadığını fark ettik. Yatağın yanındaki küçük bir elektrik sobası dikkatimizi çekti. Çocuğun el ve ayak bilekleri yanmıştı. Diğer vücut bölgeleri ise yerli yerinde duruyordu. Çocuğun üzerinde yapılması gereken incelemeleri olay yeri inceleme ekipleri yaptıktan sonra Ambulans görevlileri çocuğu ceset torbasına koyarak otopsi için adli tıp kurumuna götürdüler. Biz çocuğun ailesiyle konuşmak için dışarı çıktığımızda annesi olduğunu düşündüğümüz bir kadının haykırarak ağladığını gördük. Arkadaşım Cemil ile birlikte kadının yanına gittik. Kadının kollarından tutan adama "Merhaba. Ben dedektif Murat. Arkadaşım Cemil ile size birkaç soru sormak istiyoruz." Daha sonra emniyete gelmenizi ve yazılı ifade vermenizi rica edeceğiz sizden, dedim. Kadına destek olmaya çalışan genç adam, Benim ismim Niyazi komiserim, dedi. Niyazi Bey, siz çocuğun babası mısınız diye sordum. Hayır komiserim, ben ikinci eşiyim Kübra diyerek bir yandan da acıyla bağıran anneyi tutmaya çalışıyordu. Cemil anneye dönerek, Kübra Hanım, Yasin neden evde tek başına uyuyordu? Lütfen biraz sakin olup sorularımıza cevap verirseniz olayla ilgili daha çabuk bilgi sahibi oluruz dedi. Anne yüksek bir sesle benim çocuğum ölecekti zaten komiserim. Ben rüyamda görmüştüm. 10 yaşı dolmadan öldüğünü gördüm. Ben çok şaşırmadım bu yüzden. Zaten bekliyordum böyle bir şeyi diyerek ağlamaya devam etti. İkimiz de şaşkınlıkla anneye baktık. Ben anneye sakin bir şekilde Kübra Hanım kaç çocuğunuz var sizin diye sordum. Dört çocuğum var. En büyükleri Yasin'di. O zaten ölecekti komiserim diyordu kadın sürekli. İkimiz de garip bir olayın içine düştüğümüzü anlamakta gecikmemiştik. Bu çok büyük bir olaya benziyordu. Ortalık iyice kalabalıklaşmaya başlamıştı. Cemil bana dönerek Murat biz şimdi emniyete gidelim. Kübra Hanım Niyazi Bey ve o an evde olan diğer yakınlarıyla yarın emniyete gelsinler ve tek tek hepsiyle bir konuşalım bakalım detaylı dedi. Aracımıza binip konuşmaya başlamıştık. Ben, Cemil bu pek sıradan bir yangına benzemiyor. Sen ne diyorsun? Bir kere çocuğun en çok yanan yerleri el bilekleri, ayak bilekleri ve ayak parmakları. Bu çok garip değil mi? Eğer elektrik sobasından yangın çıkmış olsaydı odanın her tarafı eşit yanardı. Çocuk evde tek başına uyurken diğerlerinin yan evde birlikte olmaları bana hiç normal gelmedi dedim. Cemil bana dönerek burnuma çok pis kokular gelmeye başladı benim. Kadının eski kocası ve ailesini de arayıp ifadeye çağırmamız gerekiyor. Üvey babası var çocuğun. İçimdeki şüpheler o yönde bu yüzden. Yarın sabah erkenden başlayalım ifadeleri almaya. Adli tıp sonucu da gelince birçok şey netleşir dedi. Ben Tamam, doğru diyorsun. Sen beni eve bırak. Sabah derkenden alırsın beni evden Cemil." Dedikten sonra ikimiz de birbirimize iyi geceler dileyip evlerimize ayrılmıştık. Eve girdiğimden beri aklımda 9 yaşındaki Yasin'in nasıl öldüğü ile ilgili sorular dolaşıyordu. Merakla yarın alacağımız ifadeleri düşünerek uykuya daldım. Cemil sabah 8'de bana telefon ederek kapının önünde beni beklediğini ve acele etmemi söyledi. Ben arabaya biner binmez Cemile dönerek ''Sen kadının eski kocasını ve ailesini ara ve ifadeye çağır. Ben de Kübra Hanım'ın yeni eşi ve ailesini ifadeye çağırayım. Ayrı ayrı bir konuşalım bakalım neler anlatacaklar.'' Cemil başını sallayarak onayladı söylediklerimi. Sırayla telefon ederek olayla ilgili bağlantısı olan herkese emniyete saat vererek çağırdık. Ben ilk önce anne Kübra Hanım ile konuşacaktım. Cemil ise Kübra Hanım'ın ikinci eşi Niyazi ile konuşacaktı. Emniyete vardığımızda çok fazla beklemedik. Yarım saat geçmeden anne ve yeni eşi Niyazi emniyete geldiler. Sorun çıkmasın diye tarafları aynı saatte çağırmamıştık. Ben annenin bulunduğu sorgu odasına girdim. Anne hala gözü yaşlı ağlamaya devam ediyordu. Kübra Hanım'ın karşısına oturdum ve ilk sorumu sordum. Kübra Hanım Yasin neden o gece tek başına evde uyuyordu? Siz neden yan evdeydiniz? Komiserim, Yasin de bizimleydi. Sonra uykum geldi. Ben eve gidip yatacağım dedi. Ben de git oğlum, tamam dedim. Peki siz ya da üvey babası onunla gitmedi mi? Hayır komiserim, biz gitmedik. Tek gitti Yasin. Kübra Hanım, elektrik sobasını kendi mi yaktı Yasin? Siz tedirgin olmadınız mı? çocuk tek gidiyor diye. Komiserim ilk defa gitmiyor ki tek başına. Her zaman kendi çalıştırıyordu elektrik sobasını. Kübra Hanım, 9 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Nasıl bu kadar rahat düşünebiliyorsunuz bilemiyorum. Komiserim, Yasin zaten yaşamayacaktı ki. 10 yaşına girmeden öleceğini ben rüyalarımda gördüm kaç kere. Ben yine şaşkınlıkla anneye baktım. Rüyadan ilerlemek daha doğru olacaktı. Kübra Hanım rüyanızı anlatır mısınız bana? Oğlunuzu nasıl gördünüz rüyanızda? Oğlum uyudu odada, yer dalının üzerinde kıpırdamadan yatıyordu ve dokuz yaşındaydı. El bileklerinde kan vardı. Ayak bileklerinde ve ayak parmaklarında da kan vardı. Ölmüştü işte rüyamda. Ben o rüyaları gördüğümden beri Yasin'in öleceğini biliyordum zaten. Yangın çıkınca bu yüzden hiç şaşırmadım. Kübra Hanım, rüyasında insanlar birbirinin öldüğünü görünce o insan ölüyor mu ki hemen? Bu yaklaşımınız çok garip değil mi? Hepimiz sayısız rüyalar görüyoruz. Adı üstünde, rüya. Komiserim, siz bana inanmıyorsunuz. Ben Yasin'in öldüğünü gördüğümden beri zaten ölecek diye üzülüyorum. Kübra Hanım, böyle başka rüyalar gördünüz mü peki? Diğer çocuklarınızla ilgili mesela. Evet, gördüm. Eğer ilk eşim diğer çocuklarımı alırsa onlar da orada ölecekler. Ben şaşkınlıkla nasıl yani diye sordum. Rüyamda çocuklarımı babası alıyordu mahkeme yoluyla. Biri onların bahçesinde salıncaktan düşüp ölüyordu. En küçük kızım 4 yaşında, Nazlı. Kafası yerdeki taşa vuruyor ve kafasında kanla gördüm onu. Onun büyüğü Caner, 5 yaşında. Onun da babasının evinin balkonundan düşüp öldüğünü gördüm. 7 yaşındaki kızım Aslı ise karnına saplanmış bir ağaç parçası ile ölmüştür rüyamda. Komiserim, eşim çocukları mahkeme yoluyla benden almaya çalışıyor. Ben ölürüm de vermem çocuklarımı babasına. Oraya giderlerse hep söyleyecek. Veremem, bende kalacak çocuklarım. Alçak bir ses tonuyla niye sordum. Kübra Hanım, yeni eşiniz Niyazi Bey çocuğunuza şiddet falan uygularken Yasin'in başına bir kaza mı geldi? Lütfen korkmayın. Varsa böyle bir şey söyleyin bana. Bakın olabilir. Belki istemeden bir kaza oldu ve çocuğunuz öldü. Siz de korktunuz. Yangın süsü verdiniz olaya. Anne ışımla sesini yükseltti. Siz ne diyorsunuz komiserim? Biz katil miyiz? Benim oğlum Allah öldürdü. Rüyamda da bana öldüreceğini gösterdi zaten. Ben karşımdaki kadına şaşkınlıkla bakıyordum. Nasıl da inandırmış bunları kendin diye düşünüyordum. Kübra Hanım, bugünlük bu kadar yeterli. Şu ifade tutağını lütfen imzalayın. Daha sonra yine görüşeceğiz. Anne ifadesini imzalayıp odadan çıktı. Diğer tarafta Cemil, üvey babayla konuşuyordu. Hemen yanına gittim. Cemil Niyazi Bey'e, siz ya da Yasin'in annesi çocuğa hiç şiddet uyguladınız mı? diye sordu. Hayır komiserim, benim çocukların hepsiyle aram iyidir. Peki o gece neden hepiniz sizin ailenize ait olan yan taraftaki evde bulunuyordunuz? Yasin neden tek başına diğer evde uyuyordu? Yasin geç saatte uykum geldi diye kendisi gitmek istedi. Niyazi Bey, siz resmi olarak evli misiniz Kübra Hanım'la? Hayır, dini nikah kıydık yakında resmi nikah da olacak. Cemil bir yandan adamın yüz ifadesini inceliyor, mimiklerini kontrol ediyordu. Bir yandan sorularını sormaya devam ediyordu. Cemil can alıcı soruyu en sona bırakmıştı. Niyazi Bey, dün gece Yasin'in annesi, ben çocuğumun öleceğini biliyordum, rüyamda öyle görmüştüm derken ne demek istedi? Sizin bu konuda bilginiz var mı? Evet, bilgim var. Sürekli bana da söylüyordu oğlum ölecek diye. Benim oğlum 10 yaşına giremeyecek diyordu. Hatta diğer çocuklarını da görmüş aynı şekilde. Bir kere de başka birini görmüş. Gitmiş demiş ki o kişiye sen öleceksin. Rüyamda gördüm. Dikkat et kendine demiş. Açıkçası ben fazla üzerinde durmadım bu söylediklerinin. Annelik hissi diye düşündüm. Tamam Niyazi Bey. Teşekkür ederim. Şu ifadeyi imzalayın lütfen. Daha sonra gerekirse yine çağıracağım sizi. Niyazi Bey ifadesini imzalayıp emniyetten ayrıldı. Cemil ve ben Yasin'le alakalı olan herkesle konuşup ifadelerini aldık. Konuştuğumuz herkes annenin bu rüya olayını biliyordu. Kübra Hanım herkesi arayıp çocuğun öleceğini haber vermişti anlaşılan. İkimiz benim odada bir araya geldik ve ifadeleri değerlendirdik. Cemil, bu anneyle yeni eşi bana hiç normal gelmedi. Anne zaten çok garip biri. Anlattıkları çok ürkütücü. Bu çocuk kazayla öldü de saklıyorlar mı acaba? Kadın herkesi arayıp rüyasını anlatmış. Öncesinde benim çocuğum ölecek diye herkese duyurmuş. Şaka gibi. Bugün herkesle konuştuk. Benim şüphelerim anne diyor Bu kadının kafası normal değil Cemil. Bir iki gün atli tıptan Otopsi sonucu gelir. O zaman olay daha denetleşecek kafamızda. Cemil, haklısın bakalım nasıl bir sonuç gelecek adli tıptan dedi. İşlerimiz bitince emniyetten ayrılıp evlere dağıldık. İkimiz de evde rüyalarla ilgili araştırma ve psikiyatrik hastalıklarla ilgili bilgileri derleyip topladık. Acaba bu kadın kendi kafasından bir senaryo yazmış, onu mu uyguluyordu, rüya diyerek bizi yanıltmaya mı çalışıyordu? Aradan birkaç gün geçti. Bir gün emniyete genç bir doktor geldi. Yasin'in başına gelenleri haberlerde görmüş ve bir şeyi dikkatin çektiği için gelip ifade vermek istemişti. Cemil, genç kadını ifade odasına alarak sandalyeye oturması için başıyla işaret etti. Kadın tedirgin bir şekilde oturdu. Yüzünden gerginliği belli oluyordu. Cemil derin bir nefes alarak doktor hanımın yüzüne baktı. ''Sizi dinliyorum.'' Pardon isminiz neydi? İsmim Fulya. Ben bu olayı televizyonda haberlerde izledim. Komiserim, Yasin'in annesi, eşi olduğunu söylediği bir erkekle benim acil serviste nöbetçi olduğum gece şeker yükselmesi şikayetiyle hastaneye geldiler. Adam baya bir panik olmuştu. Ben sakinleştirmek için biraz sonra düzeleceksiniz sakin olun lütfen dedim. Yasin'in annesi olduğunu sonradan öğrendim kadın bana dönerek ''Siz bizim şu an ne kadar acı çektiğimizi bir bilseniz böyle demezsiniz.'' dedi. Ben ''Hayırdır?'' dedim. Kadın bana ''Üç gün önce dokuz yaşındaki oğlumuz öldü bizim. Ortalığı yıkmamız gerekirken sabretmeye çalışıyoruz.'' dedi. O arada elini tuttuğu eşim dediği adam ağlamaya başladı. Benim tuhafıma gitti ama başka bir şey soramadım.'' Üç gün sonra haberlerde yangın olayını görünce anladım. O kadınla adamın çocuğu olduğunu. Ve gelip sizinle bildiklerimi paylaşmak istedim. Cemil ve ben duyduklarımız karşısında şaşkınlığımızı gizleyemedik. Doktor hanıma Peki yüz ifadeleri nasıldı Yasin'in annesi ve üvey babasının diye sordu. Anne gayet sakindi. Eşi ise ağlıyordu. Biraz panik vardı sanki. Cemil bu ifadeleri imzalar mısın? dedi doktora. Tabii ki komiserim. Ben zaten yardım olur diye ifade vermek istemiştim dedi. Teşekkür ederim Fulya Hanım. Gerçekten bu anlattıklarınız bu olayın seyrini değiştirebilir. Doktor ifade tutanağını imzaladıktan sonra odadan ayrıldı. Cemil, anneyi ara. Yeniden ifadeye çağır bir konuşalım bakalım bu doktorun anlattıklarını. Cemil, Yasin'in annesini arayıp en kısa zamanda emniyete gelmesini rica etti. Bir saat geçti geçmedi, Kübra Hanım'la eşi Niyazi Bey emniyete giriş yaptı. Ayrı odaları alıp ikisine de doktorun anlattıklarını sorduk. Niyazi Bey şeker komasına girdiğini ve o yüzden panikle ağladığını anlattı. Kübra Hanım da hastanede doktora rüyasını anlattığını söyledi. Ben zaten rüyamı herkese anlatıyordum dedi. Yeni ifadeler alındıktan sonra Kübra Hanım ve Niyazi Bey emniyetten ayrıldılar. Elimizde kesin bir delil olmadığı için ikisini de serbest bırakmak zorunda kaldık. Ertesi gün öğleden sonra 155 ihbar hattına şüpheli bir olay ihbarı geldi. Biz adresi aldığımızda hemen fırlayıp çıktık. İhbar edilen adres Yasin'in öldüğü evin olduğu sokaktı. Evin önüne vardığımızda ortalık ana baba günüydü. Evin arka bahçesine geçtiğimizde toprağın üzerinde dört yaşlarında bir kız çocuğunun kafasından akan kanla yerde yattığını gördük. Çocuğun yattığı yere çok yakın bir yerde ağaç vardı ve ağaçta da bir salıncak duruyordu. Çocuğun baş hizasında kocaman kanlı bir taş vardı. O arada bir feryat koptu. Arkamıza döndüğümüzde gözlerimize inanamadık. Kübra Hanım Nazım diye haykırıyordu bir kenarda. Sağlık ekipleri çocuğu kontrol ettiler ve bize dönerek ''Komiserim, çocuk ölmüş ne yazık ki. Tahminimiz sert bir yere çarptı kafasını ve ona bağlı bir ölüm gerçekleşti. İkimiz de şaşkınlıkla birbirimize baka kaldık. Olay yeri inceleme delili toplamak için geldiğinde ikimiz Kübra Hanım ve eşi Niyazi Bey'in yanlarına yöneldik. Kadın dizden dövüp duruyordu.'' Ben kadına sakin olmasını söyleyerek ne olduğunu sordum. Gübra Hanım nazlı salıncakta sallanıyordu. Tam havalandığı sırada salıncaktan yere düştü. Başı taşa çarptı komiserim. Allah bana göstermişti. Ben biliyordum böyle olacağını. Allah aldı onu benden diye çığlık çığlığa bağırıyordu kadın. Cemil'le ben birazdan ambulansa konacak olan 4 yaşındaki Nazlı'nın yüzüne baktık. Adli tıpı arayıp Yasin'in otopsi sonuçlarının ne zaman çıkacağını sordum. Adli tıptaki görevli Yasin'in akşam 9 gibi kesin ölüm sebebinin belli olacağını söyledi. İkimiz iyice endişelenmeye başlamıştık. Emniyet müdürünü arayarak diğer çocukları kadından bir süreliğine alamaz mıyız diye sorduk. Emniyet müdürü akşamki otopsi sonucuna göre hareket ederiz. Şimdilik kadını uylandırmayın. Panikle daha kötü şeyler yapabilir belki. Ben ekip yollayacağım evlerinin önüne. Siz gelin otopsi sonucunu bekleyin dedi. Akşam saat 9'da adli tıptan beklenen telefon geldiğinde heyecanla ve endişeyle telefonu elime aldım. Adli tıp doktoru Murat çocuğun bilekleri yanmış ama içeriden derin kesikler olduğunu gördük. Bu çocuğun önce bilekleri kesilmiş. Ayak bileklerinde de aynı şekilde kesikler fark ettik. Bu izleri yok etmek için o noktaları yakmaya çalışmışlar. Ölüm sebebi yanma değil, kan kaybına bağlı ölüm gerçekleşmiş. Çocuğun ciğerlerinde karbondioksite rastlamadık. Detaylı raporu yazdım, yollarım birazdan, dedi. Emniyet müdürünü bilgilendirdik ve acele bir şekilde savcıya ulaşıldı tutuklama kararı için. Diğer polis araçlarıyla Kübra Hanım'ın evine doğru yola çıktık. Evin önüne geldiğimizde Kübra balkonda kucağında küçük oğluyla dışarıya bakıyordu. Birden aracımızın üzerine çok büyük bir gürültüyle bir şey düştü. Aracın tavanı aşağı çöktü. Araçtan fırladık silahlarımızı çıkarıp. Aracın üzerinde 5 yaşlarında kanlar içinde bir erkek çocuğu yatıyordu. Çabuk ambulans arayın diye bağırarak binaya girdik. Dördüncü kata koşarak çıktık. Çocuklardan bir tanesini kurtarmak için kapının kilidini ateş etmiştik. Daireye girdiğimizde Kübra Hanım koltukta tek kalan çocuğuyla oturuyordu. Niyazi Bey de diğer koltukta kadına bakıyordu tepkisiz bir şekilde. Kübra ver bize çocuğunu hadi sakin ol. Onu kurtarabiliriz güven bize lütfen diye bağırdım. Kübra komiserim ben rüyamda gördüm. Çocuklarımın hiçbirisi yaşamayacaktı zaten. Allah alıyor onları benden. Ben bir şey yapmıyorum. Onlar zaten büyümeyecekti ki. Rüyamda öldüler. Yaşamıyorlardı zaten. Kucağımdaki kızım Aslı da aslında yaşamıyor şu an. Öldü komiserim rüyamda. Aslı öldü. Onu da Allah aldı benden. Cemil sakin bir şekilde yaklaşmaya çalışıyordu Kübra Hanım'a. Tek bir kere ateş edebilirdi. Kübra Hanım'ın şu an ne yapacağı belirsizdi. Cemilani bir refleksle Kübra Hanım'ın tam kollarını ateş etti. Kübra Hanım, yandım diye bağırarak çocuğu bir kenara fırlatarak balkona koştu ve kendini balkondan aşağı bıraktı. Peşinden koştuk ama yetişemedik kadına. 7 yaşındaki kızı Aslı kurtulmuştu. Niyazi Bey kollarından tutup kelepçeledik. Dışarıdaki ambulans sesleri ve, pol ve polis sirenleri ortalığı inletiyordu. Dışarı çıkınca ağzından burnundan kan gelen Kübra Hanım'ın başına gittik. Kübra Hanım son bir gayretle kekeleyerek ''Komiserim, Allah aldı onları'' dedi ve başı diğer tarafa düştü. Bu yaşanan olaylardan sonra hepimiz şaşkındık. Kadın kendi çocuklarını öldürmüştü elleriyle. Tam aracımıza binip şubeye gidecektik ki duyduğumuz şeylerle yerimizde dona kaldık. Evin bahçesinin duvarlarından içeriye bakmaya çalışan komşular konuşup duruyorlardı. Bu Kübra'yı anası geçenlerde zorla hocaya götürmeye çalışmış ama gitmemiş kız. O yüzden hocayı evine çağırmış anası. Hoca Kübra'nın evine girdiği an Bismillah çekip dualar okumaya başlamış. Allah'ım sen bizi şerlilerden koru diye bağırmış. Hocanın dediğine göre Kübra'nın evinde bir sürü cin varmış. Hoca ne kadar evde dolaşanları kovabilse de Kübra'ya musallat olan cini bir türlü yenememiş. Geçen de hocanın karısını gördüm. Karısının dediğine göre hoca kendini balkondan atıp intihar etmiş. Balkondan atlarken hocanın kendi kendine konuştuğunu da duymuş sanırım. Diğer komşu eliyle ağzını kapattı. Gittin nur yüzlü adam. Vah vah. Başımı sallayıp sirkelendikten sonra araçlarımıza binip şubeye doğru yol almıştık. Ne olursa olsun bir cinayet işlendiği gerçekti ve bizim işimiz yaptırın değil, yapanı bulmaktı. Hikayenin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mobil uygulamamızı hala indirmediyseniz açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Sonraki hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.